Merhaba, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce özetleri aktaracağım bültenlerden bazı başlıklar. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik meselesi vardı. İşte gün itibariyle hizmetlerini sınırlamıştı, elçilik kapanmıştı vesaire. Fakat sonra Türk güvenlik güçleri 4 DAEŞ'li teröristi yakaladılar. Nerede? Samsun'da yakaladılar ve bu şahısların Amerikan elçiliğine eylem yapmaya hazırlandığı anlaşıldı. Dolayısıyla operasyon Türk güvenlik güçlerinin muhtemelen Amerikan güvenlik güçleriyle olan işbirliği sonucu gerçekleşti. Zeytin Dalı Harekatı 45. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2795 ve bugün iki köy daha teröristlerden temizlendi. Biz bülteni tamamlanana kadar 2800 sayısının aşılacağını öngörebiliriz. Sonra elebaşı Salih Müslim, peşindeyiz, bırakmıyoruz. Son olarak Almanya'da görüldü. Almanya'dan iadesi şu an talep ediliyor ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Almanya'dan dürüst davranmasını istedi. Yani sendeyse ver şeklinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da nereye giderse gitsin peşindeyiz. Rahat artık o şahsa rahat yok dedi. Ve Guta bir yardım konvoyu ulaştı. Ancak Şam rejimi hala kısıtlama yapıyor. Mesela tıbbi malzemeleri sokmadılar. Ve orada durum hala Şam rejiminin saldırısı sürüyor ve olabildiğince arazi kazanmaya çalışıyorlar. Vaktimiz olursa bültenin sonunda Guta'ya da değineceğiz. Ve şimdi Guta'nın aşağı yukarı 1/3'ünün Şam rejiminin eline geçtiği bildirilmekte. Başka gelişmeler de var sonra dünya halinde. Ve taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili süreç, sözlü sınavlar yapılmaya başlandı ve ilk gün 102 kişinin sınavı yapıldı.